Herkese merhaba, ben alayımgesok.com'dan Evrim. Ve ben de Eren. Minigor 2 Zombi'nin ilk bakışını yapacağız. Bugün bir mobil oyun. Yanılmıyorsam Şubat ayında çıkış yaptı. Aynen öyle. Şubat sonu olması lazım. Son hafta olabilir. Tam emin değilim ama. Şu anda oyunun menüsündeyiz. Çok ufak bir başlangıç yaptık biz. Şöyle teker teker basit menüyü gösterebiliriz. Oyun zaten genel olarak da basit. Aynen öyle. Şurada ses ayarlarımız var. İşte istersek şu şekilde kamera ayarını yapabiliyoruz. Biz böyle oynasak daha iyi olacak herhalde. Olabilir ama bilmiyorum tamam hangisi kolay gelirse Yani. açıkçası. Bu arada şöyle bir özellik var. Eğer çok güçlü bir cihazınız yoksa buradaki high quality seçeneğini kapatarak Evet, biraz daha düşük ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Yani bu da çok çok güçlü bir cihaza sahip olmanızı gerektirmiyor. O açıdan bence takdire şayan olmuş. ya zaten burada yaptığı değişikliği direkt olarak gösteriyor. Aynen Medium öyle. low'da işte ışıklar biraz daha gidiyor. Bir o zaman High quality'de oynayalım high biz diye. quality'de oynayalım aynen. O zaten bir yeniden başlatma gerektiriyormuş. Değiştirmek istesek de. Şurada bir shop'u var. Şu şekilde. Yalnız şu dikkatimi çekti. İnanılmaz hızlı para birikiyor. Biz sadece bir oyun oynadık. Hani yanana kadar. Ve gördüysen 15 bin yakın para toplamışız ve hani Evet. unlocklara bakınca da çok da bir şey istemiyor gibi gözüküyor. O benim hoşuma gitti açıkçası. Gayet başarılı. Yani yarısını falan sen oynadın, biraz da ben oynadım Evet. herhalde. Aynen. Gayet 14.000 birikmiş bir 5 dakikalık oynamanın sonucunda. Burada da işte farklı görünümler var. Hatta onlardan bir tanesini satın bile alabiliriz şu anda. Bir Olup şapka varmış. ama bakalım Yani şu hangisi an hoşuna gitti? kilitli. Şu an kilitli. Muhtemelen seviye Ha, istiyor direkt olabilir. açabiliyoruz Ha, ama. unlock da edebiliyorsundur belki de. Bazıları seviye istiyor ama bir dene bakalım ya seç. Şunu alalım ya. Nice. Oo, süper oldu. Indiana burada da Evet, level farklı. isteyenleri zaten belirtiyormuş. Aynen. Süper. Level Farklı 11 skinler diyor. Biz en var. son 8'e falan geldik herhalde. 9'da olmamız lazım. 9'un sonuna kadar getirmişiz hatta. Aynen. Bak 9, işte 10, 11 zaten çok kısa bir süre sonra şunları da açmaya başlayacağız. Hatta bu videonun sonunda büyük ihtimalle bunları da açmış olabiliriz. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Burada Süper. şeyleri gösteriyor zaten. Sağa sola bu taraftan gidiyorsun. Ateş bu tarafta gidiyorsun. Klasik navigasyon Ya yönleri. isterseniz burada da direkt auto aim'i açabiliyorsunuz. Öyle de Tamam, biz güzel. delikanlı Biz olduğumuz için. delikanlı olduğumuz için. ben direkt olarak başlıyorum o zaman. Şöyle başladık. Neredeyim? Evet, çok çılgın bir Direkt sarmalıyla başladım. İyiymiş. aynen çok çılgın bir başlangıç yaptık şu anda. Bayağı farklı silah seçenekleri var bu arada bizim ilk gördüğümüz kısımda. Üstüne üstlük üzerimize gelen zombilerin de çeşitleri oldukça fazla. O açıdan hani grafik olarak da uğraşmışlar. Tatlı geldi benim gözüme. Şu anda bir arkadaş spawn ettik. Aynen öyle. Hı. Ne var etrafında? Başka bir silah. Şuradan geliyorlar. Bu arada zombiler ışıkla geliyor. Zombilerin çıkacağı yerde önce bir ışık beliriyor. Aynen öyle. Böylece pozisyon alabiliyorsunuz. Evet. Zombiler gelmeden önce. Yalnız benim favorim elektrikli testere. Onu bulup şöyle bir doğramak Abi, istiyorum. benim favorim kılıç ya. O bayağı çünkü hani etrafın o hemen mesela buradan çıkmam lazım. Evet, Evet şu arada an. sıkıştığınız zaman ölmeniz çok olası olabiliyor ileriki levellerde. Yani direkt olarak ilk hasarda ölmüyorsunuz. Üstte gördüğünüz şurada kalpler var. Onlar tek seferde gitmiyorlar. Azalmaya başlıyorlar. Önce bitiyor olay. Ama yani çok basit olduğu söylenebilir ya. Şu ana kadar O, basit ama abi süper bir şey aldım yalnız. yalnız biraz önce de ağzını kırdılar şimdi o Evet. kadar. Es geçme. oyunun tarzı biraz böyle Plants vs. Zombies'e de benziyor. Minecraft gibi kübik kübik olmaları da hoşuma gitti. Ben grafikten açıkçası çok tatlı buldum. Grafikleri çok tatlı, bir de şey özelliği de çok tatlı. Mesela mini weapon'larda etrafınız kalabalıksa otomatikman dönerek vuruyor falan gibi biraz daha basite indirme durumu da olmuş. Gördüğünüz gibi para da zaten şu an akıyor. Çok az oynamamıza rağmen 630 gold biriktirdik bile. Silahların belli bir ömrü var bu arada. Bunu da altta ekranın ortasındaki kısımdan Şurada görebiliyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. mesela Burada ben kullandığımız gösterirken gidiyorum. silver, eksin ömrü bitti bitecek. Birazdan yeni bir silah bulmamız gerekecek. Evet bitti. Bitince direkt Axe geliyor. Bu arada ben tabii bir mermi buldum. Şu şeyi de patlatarak
etrafındaki yaratıklara da hasar verebiliyoruz. Mesela bir işte machine gun'ımız için, taramamız için bir cephane buldunuz. O cephaneyi almak yerine kalabalık bir yerde patlatarak direkt etrafına hasar vermesini de sağlayabilirsiniz. Mesela ben şu şeyi patlatmaya çalışacağım orada. Bayağı bir sıkıştırdılar seni. Evet abi, şöyle kaçmayı planlıyorum şu an. Ürkmedim desem yalanım. Aaa, chainsaw! Chainsaw! İşte bu ya, gerçek bir zombi katili böyle olunur ya, böyle. Evet. Biç olmadı. Oo evet, direkt cephaneler de yağdı zaten, chainsaw'u attı yalnız direkt. Abi, chainsaw atma onu bitirelim. Üstüne ürüdüğünüz silah geçiş yapıyorsunuz bu arada. Öbür silah da kaybolmuyor ama atıyor. Tekrar onu alabiliyorsunuz. Yani onun için de aktif olarak silahlarınızı geçirebiliyorsunuz. Canı da almadı bu arada full diye canım. Evet, full olmadığı zaman boşuna da tüketme şeyimiz olmuyor. Evet, onu da hesaplamak zorunda kalmıyorsunuz. Oyun genel olarak basit ya aslında. Hani böyle otobüste falan hemen oyna, çık, bitir. Ben ilerki level'ları bir merak ediyorum ama ya. Ben de merak ediyorum. Hani, evet. Buralar böyle bostandı ya şimdi. Buralar bayağı bir dolacakmış gibi. Buralar bayağı bir değerlenecek yani. Bir de şey, garip olaylar da var. Mesela işte kendimiz bir buffalo vali bir şeye dönüşerek ya da mamut mu diyelim ona. İşte direkt üstlerinden geçerek, ezerek de hasar verebiliyorsunuz. Evet, süper güçler var. Kendiniz de bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Güzel olayları var. Ama şunu da söyleyebiliriz, 10. seviye kadar gördük desek biz, 10. seviye kadar çok basit. Bu arada bu şey uçuyor mu abi orası? Yani gitti gidecek ya. Yani adam zor tutuyor sopasıyla şu an, onu çıkartıp edecek bir şey var. Şu, onu izleyeceğim, bakalım o ne yapacak ya. O amcanın durumu vahim, ona bir yardım etmek lazım ya. Yani böyle zombiler geldiği için mi kendini öyle bir savunma şeyi bulmuş? Akıllık etmiş, bizi de burada kullanıyor. Bu seviyeyi bitirmek üzere sanırım. Evet. Bu arada biz alan olarak, bu arada arzın herhangi bir sınırı yok. Beklediğinizde doluyor tekrar. Aynen öyle. Çünkü en basit, en ilkel silahımız. Evet. Hani yumruğa düşmüyorsunuz yani. Evet, o kadar da acımasız. O kadar da acımasız değil. Şöyle bir tadayım şuraları. Otayın deseydim ben sadece tuşa basacaktım. O, büyük bir şey geldi. Orada yetkili bir abi geldi. Yetkili bir abi geldi aynen. Şu anda gerçekten bayağı sıkıntılı ilerliyor. Sıkıntılı geliyor. Şu ananın yukarısına doğru bir görsene. Komple yukarı, ne kadar yukarı çıkabiliyorsun? Yukarı aslında çok çıkmıyor. Evet, denedim. Yani çok da burası, saklanacak bir yer yok. Evet. Bir yere yani kadar kalmıyor. Çok öyle bir şeyimiz yok. Yani şuralara falan da gidebiliyorsun. Böyle bir yuvarlak çizerek gidebiliyorsun. Oradan da bir yuvarlak çizebiliyorsun aynen. Oha. Sende abi, varsa bende de var. Şey geldi yani. Mafya geldi, Çin mafyası. Evet, şöyle onun merkezlerinden kaçaraktan. Ben şuradaki şeyleri alacağım galiba. Isırdı yalnız, kafamı ısırdı. Gördüğünüz gibi ısırdı ama çok az bir can gitti. Tabii bosslar biraz daha tehlikeli olabiliyorlar bu konuda. Sen bunlara kolay dedikçe. Evet ya. Bu lafını yedirmek üzere. Öyle bir etken var ya. Oyun bizi dinliyor. Şurada bir para vardı sanki. Evet. Yani sana 3000 gold kastık bile ya. Yani neredeyse mağazanın... Mağazayı temizleyeceğim. Mağazayı temizleyeceğim yani şu an. Bu kısmı da hallettim sanırım. Evet. Burada birisi seni sıkıldım da tarıyor ama. Bence o az öncekinin bug'ı abi. Evet. Şu an galiba oyunun ilk bug'ını yaşadık ve o da ses bug'ı oldu. Derken... Konkin. Şuradan da devam edebiliyoruz. Öyle bir reklamvari bir şey sundu galiba bize. Bu arada harita olarak bir tek bu var yanılmıyorsam, artık çok ilerlerde değişmiyorsa. Yeni modlar ve yeni haritalar açılıyor olma ihtimali ya da açılacağına inancımsam orada farklı bir upgrade seçenekleri olabilir. İstersen tekrardan dükkana girip kurtarırız çıkışta. Ya bu zaten herhangi bir sonu olmayacağı için aslında çıkabiliriz şu anda. Evet. şöyle ben şu mermi, şu şarjörde bitirerekten çıkışını yapayım. Sen de oha. Evet, bunu böyle merak ettim onu. Sen böyle çılgın bosslar gelebiliyor. Oo. Evet, onun bir de yavruları geldi. Evet, büyüğü daha tatlıydı yavrularında. Yavrularında bayağı çünkü şey falan var. Ağzsızlar. Yani, ne denir ona? Zebani şey mi denir? Mızrağı artık neyse. Şey, şişi.
Neyse çıkıyoruz abi. Bu bitecek gibi değil çünkü bitmiyor da zaten. Bakalım şu an neler var mesela. Activate şey Beast var. Mode diyor. Mesela açılmıyor. Evet, Beast modunu aktif hale getirebiliyorsun. Şu an ona tıklanmıyor. Maalesef ya bir bug var ya da belli bir şey yapmamız isteniyor olsa evet. Gerek. Ama farklı modelleri, farklı oyun modlarını açabiliyoruz sanırım. Belki şu an için bizde kilitlenli. Biz bugsız yani belki, olabiliriz. Evet, o da olabilir. Bir tekrar bir dükkana girelim. Bakalım ne varmış. Paralar aktı. Oldu size 17.000 işte. Şu kadar kısa bir sürede bile. Şurada da upgrade'ler var bir takım. Silahlarınızı upgrade edebiliyorsunuz. Ekstradan can kazanabiliyorsunuz. Evet. Şurada level'lar varmış. Evet. Burada gayet da farklı haritalar varmış. Yeni haritalar varmış. Boşuna gerçekten. Da haklarını yemiş olmayalım şimdi. Evet. Şurada bir free harita daha var. Bunu tek tıkla açabileceğiz herhalde. Açtık. Aynen öyle. Aktif oldu şu anda. Buradan bunu da aktif edebiliriz. Şu free'yi de aktif edebiliriz. Ya yani zaten bunları da açabiliriz tak tak diye. Hatta bir tanesini açalım. Parayı bol buldum saç. Yani parayı bol buldum saç. Yani hiç şey yapamazsın. Onları ben kazandım o paraları. Bu arada oyunun boyutunu da söyleyelim. Çok korkunç bir boyut yok. 47 MB kadar yani çok ufak. Gerçekten çok ufak bir boyutu var. Anında 2 dakikada indirip kurabilirsiniz. Ücretsiz. Ücretsiz tabii. Ücretsiz. Yani. Özellikle ücretsizler arasından kaliteli bir şey bulmak istedik, ilgi çekici bir şey bulmak istedik. Bu da bizim açıkçası eğlendirdi kısa sürede. Evet. Bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Güzel, basit bir oyun, uğraştırmayacak. Flappy Bird gibi işte orayı geçemediğimi onlar kaç puan yaptı derdi yok. Yuva yıktırmayacak cinsten. Evet, yuva yıktırmayacak. İki tuşla çok rahat bir şekilde oynanışa sahip tatlı bir oyun. Ses efektleri de dahil. Her şeyi güzel diyerekten. Böyle de sonlandırabiliriz. Bence de sonlandırabiliriz. Deneyin arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. Yolda giderken falan bayağı keyifli vakit geçirtebilir. Evet. Mobil olarak oynanacak başarılı oyunlardan bir tanesi. Ücretsiz 40 MB. Güzel diyerek. Bitirebiliriz. Bitirebiliriz. Şöyle bir de basayım. Ekran kaymaya başladı. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.